Merhabalar sevgili yay burçları, yükseleni ve ay burcu da yay olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizler için şöyle izleyenin niyetine kahve ve tarot açılımı yapmak istiyorum. Sizlerden her zaman istediğim gibi lütfen şöyle güzel enerjiyle, güzel niyetlerinizi tutmanız ve her zaman söylüyorum, açılımdaki pozitif enerjiyi alın, negatif enerjiyi lütfen bırakın arkadaşlar. Ve bundan ziyade bakın, yorumlarda çok gördüğüm için şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Instagram ve yedek YouTube hesabımızın linklerini açıklama kısmına, alt tarafa bırakıyorum arkadaşlar. Ve iletişim bilgimi soranlar, evet bireysel bakım yapıyorum, özel bakımlar yapıyorum arkadaşlar. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar 545-766-1624 no'lu telefona lütfen WhatsApp üzerinden adınızı yazarak mesaj atın. Aramalara bakma şansım olmuyor. O yüzden WhatsApp'tan ulaşırsanız en kısa sürede sizlere geri dönüş sağlanır arkadaşlar. Evet, yay burçları, niyetinizi tuttuysanız hemen şöyle fincanınıza bir bakmak istiyorum. Evet. Şöyle sizlere de bir gösterelim. Evet. Bakın arkadaşlar, ayağa kalkmışsınız. Artık bir şeyler için beklemekten ziyade ayağa kalkıp bir şeyler yapmanız gerektiğini anlayıp şöyle bir şeyler yapabileceğiniz durumda kendinizi güçlü hissedebilirsiniz bu zaman zarfında. Tamam, ben ayağa kalktım, bundan sonra düşmanlarım ya da bana kötülük etmek isteyenler korksun benden der durumda çıkmışsınız. Açıkçası bir takım olumsuzluklardan, karamsarlıklardan artık kurtulduğunuzu gösteriyor. Çünkü olumsuzluktan kurtulup olumlu düşünceye, olumlu işler yapmaya doğru bir adım attığınızı gösteriyor. Bakın, hayallerin gerçek olması durumu var yay burçları. Evet, bu dönemde bazı hayallerinizi gerçekleştirme durumunuz var. Ve bu sizin gerçekleştireceğiniz hayallerinizde büyük bir takım beklentiler var. Yani maddi olarak da olabilir bu. İşte ben bunu yapıyorum ama şu kadar da maddi beklentim var bu işten diyorsanız, tam olarak düşündüğünüz kadar olmasa da ona yakın bir maddi beklentinin gerçekleşmesi durumu var. Bakın, iki kişinin kavuşumu var. Beklediğiniz birisi olabilir. Şu anda ayrı olup da tekrardan yan yana gelmek istediğiniz birisi olabilir. Ya da hiç aklınızda düşünmediğiniz birisi dahi olabilir. Şöyle bir yan yana gelme durumunuzu gösteriyor. Bir kavuşum olacak. Bir böyle özlem gidermece yaşanacağını gösteriyor. Açıkçası keyifli bir hayat dönemi sizleri bekliyor arkadaşlar şu dönemde. Yani böyle istediklerinizi yapamama gibi bir durumlardan artık istediklerinizi yapma, işte yapabileceklerinizin farkına varma durumu olarak gösteriyor. Bakın, bir göz aydınlığı verebilirim arkadaşlar sizlere. Şöyle ki hayatınızda böyle bir takım değişiklikler, yenilikler, işte monoton bir hayattan sıkılma durumu olarak gösteriyor burada kendini. Yani bıkmışsınız, işte belki bulunduğunuz yerden şöyle bir hava almak için yer değiştirmek de istiyor olabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim sizlere, evet, çok güzel bir göz aydınlığıyla beraber rahatlayacağınız, böyle diyorum ya, keyifli bir dönem sizleri beklediğini gösteriyor. Bakın, bir probleminiz de var ama siz bunu çözmek için çok fazla çaba sarf ediyorsunuz ama sarf etmenize de hiç gerek yok arkadaşlar. Çünkü böyle ani bir çözümle beraber o probleminizin, o sıkıntınızın çözülmesi durumu var. Bu çok güzel bir şey. Bakın, kendinizi koruma altına almanız gereken bir zamandasınız. Dışarıdaki kaza, bela, sıkıntı, işte nazara karşı çok fazla açık, savunmasız bir halde olduğunuzu gösteriyor. Biraz daha böyle demek ki maneviyatınıza önem vermeniz gerektiğini gösteriyor. Çünkü dışarıdaki etkilerden çok çabuk etkilenebilecek bir yapıya sahipsiniz. Ve kendinizi şöyle bir dua çalışmalarıyla kuvvetlendirmeniz, koruma altına almanız gerekiyor. Evet. Açıkçası nazardan da çatlayacak bir duruma gelmişsiniz arkadaşlar.
Şu nazar çalışmalarını kesinlikle bir yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın bir de geçmişte yaşadığınız bir olay evet sizi derinden etkilemiş. Ama artık geçmişle olan bazı şeylerin sizi etkilemesine izin vermemeniz gerekiyor. Ve geçmişteki işte o sizi etkileyen olayları şöyle bir kapatmanız, tamamen unutmak durumu asla diyemem ama şöyle bir kapatmanız gerektiğini de gösteriyor açıkçası. Bakın biri de sizden yardım isteyebilir. Yani şöyle ben bu işin içinden çıkamıyorum, bana yardım eder misin diye ya da işte hani aklına fikrine ihtiyacım var diye şöyle gelip de sizden bir yardım isteme, bana yardım et der durumunda çıkmış. Bir de arkadaşlar bakın kimseyi eleştirmeyin. Kimseye karşı kötü bir kelime dahi kullanmayın. Çünkü bugün eleştirdiğiniz şey yarın bir gün sizin başınıza gelme durumu var. Yani en ufak şeyleri dahi eleştiri moduna geçmeyin. Böyle çok güzel bir zamanda olduğunuz için de kötü etkilenmenizi istemiyorum. Bakın gizlediğiniz bir sır var ve bu sırrın ağırlığı var üzerinizde. Yani burada böyle belki samimi gelecek birisi de olabilir bu. Size yakın olan birisinin şöyle bir ağzınızdan laf almaya, işte sırrınızı sanki öğrenmeye çalışması gibi bir durum var. Burada da dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Evet, yay burçları. Ben şöyle hemen tabağınıza da bakmak istiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar, resmen gözü kapalı ilerliyorsunuz. Yani böyle bir cesaretlenme gelecek ve bu cesaretlenme ile beraber bir güçlenme yaşayacaksınız. Kendi ayakları üzerine basan sağlam bir karakter olarak gösteriyor sizleri. Yay burçları şöyle bir kuvvetlenme, daha fazla cesaretlenme. Zaten cesaretliydiniz ama daha fazla cesaretlenip ilerleme durumunuz var. Bakın bir yola gitme durumunu da gösteriyor. Ama siz o gideceğiniz yoldan geri dönmek istemeyeceksiniz. Yani böyle demek ki gideceğiniz yer bayağı gönlünüzü hoş tutacak. Zaten yüzünüz de gülüyor arkadaşlar. Bakın nasipleriniz var. Eğer ilişkiniz yoksa yay burçları nasipleriniz var. Bunları şöyle bir şans verme zamanının artık geldiğini gösteriyor. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir de dargın olduğunuz birisiyle tekrardan karşı karşıya gelip bir konuşma yapma. İşte küslüğün son bulması durumu var. Resmen sizin için şöyle söyleyeceğim, yeni bir dönem başlıyor. Yani bu çok güzel bir şey. Bir dönemin bitmesi, yeni bir dönemin başlaması durumu var arkadaşlar. Bakın iyiliklerinizin karşılığını göreceğiniz bir zamandasınız. Nasiplisiniz diyorum ya. Bakın yıldızınız da gayet güzel, yüksek çıkıyor açıkçası. Sizin şu dönemde nasiplerinizi, fırsatlarınızı, aynı zamanda bir iş kapınız da var. O yüzden nasiplerinizi, fırsatlarınızı bu ara iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Küçük büyük demeden arkadaşlar iş fırsatlarını özellikle küçük büyük demeden şöyle bir değerlendirmeniz gerektiğini gösteriyor. Bazı konularda konuşamıyorsunuz, konuşmak istemiyorsunuz, yardım almak istemiyorsunuz etrafınızdaki insanlardan. Ama siz çok fazla yıpratıyorsunuz kendinizi. Eğer için içinden çıkılamayacak bir durumdaysanız birilerinden yardım almanızda herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Bakın bir konuda da hayal kırıklığı yaşamışsınız ama tekrardan o konuda o hayal kırıklığı yaşamadan o konuyu böyle tamamlama durumunuz var. Yarım bırakmışsınız işte hayal kırıklığının sebebidir bu. Ama tekrardan bir tamamlayıp da mutlu olma durumunu gösteriyor. Bu çok güzel. Evet. Bakın bazı işleri de gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz. Yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım, işte olur mu, olmaz mı? Yani bir şey yapılacak, çok basit bir şey de yapılsa çok fazla gözünüzde büyüttüğünüzden kaynaklı o işi yapamama durumunuz var. Ama artık gözünüzde küçülmeye başlıyor bu işler ve
Birer birer böyle yapma durumunuzu gösteriyor. Bakın arkadaşlar, dışarıdan eleştiriye kendinizi kapatmışsınız. Hani iyi şeyleri söylesinler, tamam, ama kötü şeyleri benim karşıma getirmesinler. Ben hayatımda kötü insan istemiyorum, yanlış insan istemiyorum, art niyetli insan istemiyorum der durumda çıkmışsınız. Ve size işte kötü eleştiri yapan ya da yıkıcı eleştiri yapan insanlarla şöyle bir aranızı açma durumunuzu gösteriyor. Bakın, bir başarı durumu var burada ve başarı merdivenlerini tek tek çıkar durumdasınız. Sona çok yaklaşmışsınız ama böyle yorulmuşsunuz da, dinlenme ihtiyacınız da var aynı zamanda. Merak etmeyin, biraz daha kendinizi zorlayacaksınız o başarıyı elde etmek için, ama sonrasında bu başarının mutluluğunu, bu başarının huzurunu yakalayacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Bir de sizde şu anda, bakın özellikle söylüyorum, yay burçları, söylemek istediğiniz kelimeleri söyleyemiyorsunuz. İşte düşündüklerinizi tam olarak ifade edemiyorsunuz maalesef. Siz ifade etmeye çalışsanız da, didinseniz de, uğraşsanız da karşınızdaki insan ısrarla anlamamak için elinden geleni yapıyor. Ve siz burada kendinizi ifade edeceğim diye yıpranıyorsunuz. Bunun da şöyle bir farkına varmanız gerektiğini gösteriyor. Siz sürekli insanlara bir şeyleri açıklama yapmaya çalışırken önünüze gelen fırsatları kaçırırsınız. Önünüze gelen nasipleri kaçırırsınız. Yani üçüncü kişilerle ya da ikinci kişilerle uğraşırken siz kendi hayatınızın iplerini elinden kaydırıp kaybedebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden şöyle biraz daha kendi hayatınıza, hani şunu demek istiyorum, ağzı olanın konuştuğu bir yerdeyiz ve gerçekten herkes şey derler, vara da konuşuyor, yova da konuşuyor derler ya, gerçekten öyle. Zaten açığınızı arayan insanlar var ve bunun bilincinde olarak dışarıdaki insanları, yıkıcı eleştirilere şöyle bir gözünüzü kulağını kızı kapatın. Yani şöyle söyleyeceğim, siz en yüksek mertebeye de çıksanız, onlar size bir kusur arıyorsa zaten bunu elbet, işte saçınızdan, başınızdan, bir kıyafetinizden elbet bunu bulacaklar arkadaşlar. O yüzden çok fazla takılmanızı istemiyorum. Dışarıdaki insanlara çok fazla takıldığınızı gördüğüm için bu şekilde bir açıklama yapma gereği duydum. Yay burçları, yükseleni ve ay burcu da yay olan arkadaşlar için. Şöyle kahve fincanımızı bırakalım. Tarotuma geçmek istiyorum. Sizlerden her zaman istediğim gibi lütfen şöyle güzel niyetlerinizi bir tutun arkadaşlar. Evet, sizler için şöyle hemen kartlarımı açmak istiyorum. İlk kartımla başlamak istiyorum. Bakın, tılsıması. Maddi olarak uğraştığınız, şu maddiyatım da bir an önce gelsin diye, ya da borç vermişsinizdir, bunu bekliyorsunuz, bunun gelmesi durumu var. Maddi olarak uğraştıklarınızın şöyle bir karşılığını alma durumunuz var. Tazminat da olabilir. Hakkınız bazı konularda yendiyse bunun karşılığını da alabilirsiniz. Ama maddi olarak bir takım yükselmeleri gösteriyor. Şöyle devam etmek istiyorum. Bakın, yeni bir iş kuruyor olabilirsiniz. Yeni bir böyle işe giriyor olabilirsiniz. Ya da çalışıyorsunuzdur. Farklı bir yere geçmek istiyor olabilirsiniz. Şu anda çok güzel iş kapınız var. Açıkçası kendi işinizi dahi yapmak istiyorsanız güzel sonuçlar elde edebileceğiniz bir zamandasınız. Hatta işle alakalı güzel destekçileriniz var. Destekçileriniz daim olsun. Ama böyle sizi yönlendirmelerine de fazla müsaade etmeyin. Şöyle devam etmek istiyorum. Kupa ası. Bakın, gelecek olan bir nasip var ve bu nasibi iyi değerlendirdiğinizde sizi bir başarıya götürme durumu var. Siz arkadaşlar, evet, başarınız, niyetiniz, çıktığınız yol çok temiz olduğunu gösteriyor. Yani böyle temiz sularda yüzüyorsunuz. Kendinize fayda olan işler yapıyorsunuz ama sadece size değil, etrafınızdaki insanlara da fayda sağlayacak işler yaptığınızı gösteriyor. Bakın, kılıç ası. Keskin kararlar vermeniz. Bakın, kararsızlığa artık hayatınızda yer yok. Keskin kararlar vermeniz gereken bir zamandasınız.
Tabiri caizse ben her zaman şöyle söylerim. Kılıç kadar keskin kararlar vermeniz gerekiyor. Çünkü bu kararlar sizi başarıya, ilerlemeye, yükselmeye doğru götürecek. Şöyle devam etmek istiyorum. Bakın kupa dörtlüsü. İşle alakalı demiştim ya ben nasibiniz var fincanda diye. Bakın tam olarak o çıktı. Siz bir nasip beklerken iki tane nasibin bir yerlere başvuru yapmışsınızdır. Sonuç bekliyorsunuzdur ama geri dönüş olmuyordur. Siz bir yerden beklerken iki yerden onun o haberin gelmesi durumu var arkadaşlar. Ve o haber geldiğinde o iki yerden sonuç geldiğinde hangisini seçsem işte diye böyle bir kararsızlık hakim olacak sizde. Çünkü böyle zaten tam olarak da bu konularda keskin kararlar vermeniz gerektiğini gösteriyor. Ama siz böyle iki tane işin belki ikisi de çok iyidir. Birisinin parası iyidir, birisinin saati belki durumu iyidir. Yani şöyle bir kararsızlık yaşayıp da sonra karar verme durumunuzu gösteriyor. Bakın denge kartı. Evet, güzel. Bir takım dengesizliklerle uğraşmışsınız ama niyetleriniz çok temiz olduğu için artık hayatınıza bir denge gelsin diye. Ben işte hayatımda yanlış istemiyorum diye aranızda mesafe koyduğunuz insanlar şöyle sizi açıkçası mesafe koymanız çok rahatlatacak. Hayatınıza bir denge gelmesi durumu söz konusu ve bakın ben size diyorum ya siz kendiniz için evet iyi bir şeyler yapıyorsunuz ama sizin kendinize yaptığınız iyi şeyler başkalarını da etkiliyor zaten. Ve siz bir şey için uğraşırken iki tane güzel bir nasibinizi elde etmeye durumunuz var. Bakın dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu söylemiştim. Kupa sekizlisi ve arkadaşlar böyle biraz içinize dönebilirsiniz. Kendi başınıza kalmak isteyebilirsiniz. Dinlenmeye ihtiyacım var. Konuşmak istemiyorum diye sizinle konuşmaya çalışan insanları dahi ters diyebilirsiniz. Ama şu sıra gerçekten ciddi anlamda bir dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu gösteriyor. Bakın kader çarkı. Kader çarkı artık kaderin sizden yana olduğunuzu yani önünüz açık arkadaşlar. Uğraştığınız, didindiğiniz, emek verdiğiniz konu her ne olursa olsun. Siz asla pes etmeden devam edin. Önünüzdeki engeller birer birer açılacak ve art niyetli insanları ya da şöyle söyleyeceğim düşmanlarınızı mağlup etme durumunuz var. O yüzden şu anda asla pes etmeden yolunuza direkt devam etmeniz gerekiyor. Şöyle bir diğer kartımı almak istiyorum. Bakın adalet kartı. Bazı konularda hakkınız yenilmiş arkadaşlar. Adalet arayışı, hak, hukuk, adalet arayışı içinde olduğunuzu gösteriyor. Ve dediğim gibi kılıç kadar keskin kararlar verip terazinin iki kefesini de eşitliyorsunuz arkadaşlar. Hakkınızın yenildiğini düşündüğünüz konularda hakkınızı tekrardan elde etme durumunu gösteriyor. Şöyle son kartımı da almak istiyorum. Bakın kupa kraliçesi. Bebek haberi bekleyen arkadaşlar yeni bir güne şöyle güzel bir şekilde uyanma, bebek haberiyle uyanma durumunuz var. Üzerinizdeki hayal kırıklıklarınızı, heves kırıklıklarınızı, halsizliklerinizi şöyle bir üzerinizden atma durumunuzu gösteriyor. Ve arkadaşlar sizin şu anda evet her zaman şu açılımda söylediğim temiz niyetlerle çıktığınız yolda asla birilerinin sizin niyetinizi etkilemesine izin vermeyin. Çünkü siz mantıklı karar verdiğinizde ve temiz niyetlerle, temiz düşüncelerle devam ettiğinizde çok güzel bir şekilde bakın kupayı elde ediyorsunuz. Başarıyı elde etmeye durumlarınız var arkadaşlar. Ve o yüzden diyorum asla ama asla pes etmeyin. Evet, yay burçları, yükseni ve ay burcu da yay olan arkadaşlar. Sizler için şöyle izleyenin niyetine kahve ve tarot açılımı yaptık arkadaşlar. Pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Her zaman söylüyorum. Bundan ziyade iletişim bilgimi, Instagram yedek YouTube hesabımızın da linklerini paylaşmıştım. Bundan ziyade arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.
Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlardan haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımızda soru cevaplar yapıyoruz arkadaşlar. Soru cevaplarla beraber kart çekimleri de yapıyoruz canlı yayınlarda ve çok güzel geçiyor. O yüzden hepinizi beklerim. Bundan ziyade lütfen videoya bir beğeni yapmayı ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Çok güzel mesajlar alıyorum. Burada toplu bir şekilde cevap vermek istiyorum. Gerçekten yüreğinize sağlık arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Mükemmel mesajlar alıyorum. Gerçekten beni çok onur ediyorsunuz. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşça kalın.